Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla videoyla karşınızda olmaya çalışırım. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Dilan Çiçek Deniz hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 1,77 boyundadır. Balık burcudur. Ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir Dilan Çiçek Deniz. Annem Nevşehirli, babamsa Sivaslı. Annem edebiyat, babam ise coğrafya öğretmeni. Sivas'ta doğdum, Antalya'da büyüdüm. Tek çocuk, anne ve babam 8 yaşın tek çocuğum, anne ve babam 8 yaşındayken boşandı. Annemle büyüdüm ancak babamla da sürekli görüştüm. Boşanmaları beni hiç etkilemedi. Öyle travmam olmadı. Babam bana ben ayrı eve çıkacağım dediğinde yaşasın iki tane evim olacak demişim. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Hem öğretmen maaşlarıyla bana hiç yokluk yaşatmadılar, hem de iki medeni insan olarak o süreci atlattılar. Şimdi ikisi de özgür ruh. Annem hippi, dağlarda geziyor. Hatta şimdi bir kampta. Babamın da Antalya'da bir yürüyüş grubu var, diyerek anlatmıştır ailesini. Çocukluk yıllarından ise şu şekilde bahsetmiştir. Oyuncu olmak çocukluk hayalimdi. 7 yaşındayken annemle beraber Anton Çehov'un Sevgili Doktor oyununu çalışıyordum. Bütün repliklerini ezberledim. 14 yaşında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın sınavlarını kazandım ve 3 sene orada tiyatro okudum. 17 yaşındayken liseler arası tiyatro yarışmasına katılıp oyunculuk ödülü aldım. Ege Üniversitesi'nde turizm rehberliği okurken asıl istediğim bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yaptım. 15 yaşında ise Güneşi Annem Sanırdım adında bir şiir kitabı çıkardım, diyerek anlatmıştır çocukluk yıllarını. Eğitim hayatını ise Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyat bölümünde tamamlamıştır. Hayatının dönüm noktasını ise şu şekilde anlatmıştır. 2014 tarihinde Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci oldum. 2015 tarihinde Miami'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ettim. 13 yaşımdayken oyuncu olmak için ajansa kaydolmuştum. Boyum çok uzun olduğu için beni direkt podyuma attılar. Bence her genç kızın hayalidir Türkiye'de güzel kategorisine girebilmek. Çok gurur verici bir olay. Bana farklı bir kapı açacağını da düşündüm. Oyunculuk sektörüne girişim de aslında bu sayede oldu, diyerek anlatmıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise 2015 tarihinde Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizide Ebru karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Yıldızının parladığı proje ise Bodrum Masalı isimli dizide canlandırdığı Su Ergüven karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır güzel oyuncu. Kişisel gelişimi için neler yaptığından ise şu şekilde bahsetmiştir. Kariyerimdeki en önemli basamaklardan biri, 2 yazdır Los Angeles'ta katıldığım yaz kursları. American Academy of Dramatic Arts'ta oyunculuk dersleri alıyorum ve çalışmanın, kendini geliştirmenin sihrine çok inanıyorum. Uzun süredir Amerika'yı araştırıyordum. Yaz okuluna başvurup kabul edildim. Orada ruhum sanata doydu. Oyunlar, müzikaller oynadık. Dolores diye bir oyun vardı. Hoca bana Dolores karakterini verdi. Her sabah okula Dolores'in kostümü ve makyajıyla geleceksin dedi. Dolores 80'lerde yaşayan ve şiddet gören bir kadındı. Her sabah 5.30'da kalkıp mor göz makyajı yapıyordum. O okul bana çok şey kattı, diyerek anlatmıştır kişisel gelişimi için neler yaptıklarını. Düşünce yapısını ise şu şekilde özetlemiştir. Kısa sürede yıldızımın bu kadar parlayacağını düşünmüyordum. Ancak kendimi başarılı hayal etmekten de utanıyorum. Ama bu başarıyı elde etmek için ne gerekiyorsa yaptım. Yapmaya da devam edeceğim.
İnsanlar güzel bir kadının hem güzel hem zeki hem de başarılı olabileceğine inanmıyor. Bunu gösterebilmek için ekstra çalışman gerek. Ve ben de boş zamanlarımda sürekli çalışıyorum. İnsanın plan yapıp önünü görmesi iyidir diyerek açıklamıştır. Dilan Çiçek Deniz'in ilk sinema filmi deneyimi Balayı isimli filmle olmuştur. Aşk hakkında da şu cümleleri kurmuştur. Şairin dediği gibi aşk bir delilik hali. Ben de aşık olduğum zamanlarda üzerimdeki etkisinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim diyerek kısa ve öz aşkı anlatmıştır kendi bakış açısıyla. Hayata yüklediği anlamı ise şu şekilde ifade etmiştir. Hayal kurmaya, enerji yollamaya ama en çok da çalışmaya inanıyorum. Oyunculuğa sıfırdan başladım. 13 yaşından beri çalışıyorum. Aileme destek olmak için ajansa yazıldım. Boyum uzun olduğu için modellikle başladım. Bir yandan da binlerce edişin yaptım. Küçük rollerde oynadım. Henüz 15 yaşında tiyatro ödülü aldım. 2014 tarihinde Türkiye ikinci güzeli seçildim. Modellikle oyunculuk yapmak arasında hiç ikilem yaşamadım. Hep oyuncu olmak istiyordum diyerek ifade etmiştir. Mesleğine bakışını ise şu şekilde anlatmıştır. Oyunculukta tek tabu her şeyin planlı ve programlı olarak ilerlemesi. Onun dışında bir sınırım yok. Zaten oyuncu kendini kapatmamalı. Oyunculuk yetenek, disiplin ve kendini adamakla ilgili. Düşmekten korkmuyorum. Bu konuda ne zaman kendimi kötü hissetsem, insanın hata yapmak için yaratılmış bir varlık olduğunu hatırlar ve yoluma devam ederim. Düşmek doğal, aksi takdirde hayat çok sıkıcı olurdu diyerek anlatmıştır. Rol modeli olarak aldığı kişi ise şu şekilde ifade etmiştir. Örnek aldığım ve çok sevdiğim oyuncu Meryl Streep. Çok çirkinsin, senden oyuncu olmaz demişler ama o hiç pes etmemiş. Ben de aynı yolda devam edeceğim diyerek rol modelini açıklamıştır. Bir erkekte çekicilik kriterini ise şu cümleyle ifade etmiştir. Zeki ve kendine güvenen erkekleri çekici buluyorum demiştir. Evde neler yaptığından ise şu ifadeyle anlatmıştır. Boş vakitlerimde evde dinlenmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum demiştir. En çok etkilendiği kitap ise en sevdiğim yazar olan Sylvia Plath'ın bütün kitapları ve Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri ile Arif Nihat Asya'nın Sevgi Mektupları özel kitaplarım arasında diyerek ifade etmiştir. Hobilerini ise şu şekilde açıklamıştır. İngilizceyi kendi kendime videolar seyredip dinleyerek öğrenmiş. Aynı şekilde İspanyolca da öğreniyorum. Ayrıca YouTube'dan video izleyerek piyano çalmayı da öğrendim. Aynı zamanda şan ve piyano dersleri alıyorum. At biniyorum. Yazmaktan büyük keyif alıyorum. Oyunculukta at binmeyi gerektiren bir rolle karşı karşıya kalabilirim. Kendime yazar diyemem tabii ama yazmak ruhuma iyi geliyor. Kelimeler parmak ucumdan akıyor. Annemle yan yana geldiğimizde birbirimize şiir yazıyoruz. 2 gün önce onu görmeye gittim. Anne bana bir renk söyle dedim ve söylediği renkle ilgili şeyler yazdım. Annemle birlikte kitap okumayı ve tartışmayı da severim. Küçükken tabu oynardık. Bana fanus kelimesi çıkmıştı. Sırça fanustan yola çıkarak Sylvia Plath'a anlatmıştım diyerek ifade etmiştir hobilerini. Şu ana kadar aldığı en iyi tavsiyenin ise annesinin tavsiyesi olduğunu dile getirmiştir. Bu annesinin tavsiyesi ise hata da bizim gelişimimiz için var. Korkma, hata yap ki hatasız olmayı öğren cümlesini annesinin tavsiyesi olarak benimsediğini dile getirmiştir. En sık kullandığı cümle ise kendine çok iyi bakıyorsun. En sevdiği yemek anne ve anneanne yemeklerinin hepsi. En çok kullandığı parfüm Memo Marfa. İstanbul dışında nerede yaşamak isterdi sorusuna ise Kapadokya olarak cevap vermiştir. Dilan Çiçek Deniz hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Umarım verdiğimiz bilgilerle
bilgileri beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.